Cümleten selam aleyküm dostlar. Gece haberlerinde bir doz Bilal Feyza dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar sizlerle beraberim. İlk olarak için bizi coşturacak müthiş görüntüler. Müthiş Türk teknolojisi, yakında gelecek olan güzel, efsane, dehşetül manyak bir FPV. Drone. Merküt. Ahu. İzliyoruz. Amanın. Amanın bu neydi dostlar? Bu FPV, yani gözlüğü takıyorsun, gözlükle bu drone'u. Altta da bombasını gördünüz değil mi? Küçücük bir bombası var. Bomba yüklü drone'u kontrol edebiliyor ve bir kamikaze siyah, kamikaze drone olaraktan ve sürü drone'lar olaraktan kullanabiliyorsun. Ayrıca müthiş, acayip, manyak ötesi bir hızı var. Saniyede tam yüklü olarak üzerinde bombası, osu, şusu, busu olarak saniyede 40 metre. Bir, bir. La bu ne? Aha da gördünüz. Saniyede 40 metre, 10 saniyede 400 metre. 100 saniyede, yani yaklaşık olarak 1,5 dakikada 4000 metre, 4 kilometre 1,5 dakikada. Aha, bu küçücük dehşetül manyak SAV-X teknolojisinin geliştirdiği Merküt Türk FPV drone. Hay maşallah. Yapan mühendislerimizin ellerine sağlık, akıllarına, zihinlerine sağlık. Böyle böyle her alanda çeşitlenerekten bu canavarlardan çoğaltacağız. Peki bu canavarın canavar olmasının özelliği sadece hızı mı? Manevra kabiliyeti. Çok keskin virajları, çok keskin durumlarda ani dönmeler, ani ivmelenme bunun en büyük özelliği. Daha ne olsun canım? Daha ne olacak? Ula zirtaki, ula yavrimular, ula daşnaklar, ula ziyonlar, joniler, moskoflar, sinsi bacak İngilizler. Tıpalarınız bol bol hazırlanıyor. Hiç merak etmeyin. Canı çekene soda, kaşınana Merküt geliyor. Çok yakında. Cadılar diyarı Fransa'dan haberler bitmiyor. Ekonomi haberleri Fransa'da her geçen gün daha da yükseliyor. Arkada gazete manşetini görüyorsunuz. Fransa hükümeti belgesiz Macron parasız kaldı. Ne oldu? Param mı bitti? Parası bitti. Sebep ki? Sebep ne ola ki? Afrika'dan kaynaklar kesildikçe Fransa'nın parası bitti ve şimdi Fransa memur maaşlarını ödemek için 300 milyar euro borç alacak. Borcu kimden alacak sizce? İç borçlanma bankalardan, daha doğrusu ziyonlar keseğini ağzını açıyor. Fransa Lübnan'da ziyonların karşısında durmasın diye bu adım geliyor çok büyük olasılıkla. Benim fikrim ve düşüncem böyle sevgili dostlar. Sizler de analizlerinizi yorum kısmına yazın. Hani bu 300 milyar euro Fransa bugüne kadar para bulup ödüyordu da, parası vardı ödüyordu da, bir anda parası nasıl olur da biter? Memur maaşlarını ödeyemez. Memur maaşlarını ödeyememe durumu da nasıl olduysa İsrail'in Lübnan'ı işgal girişiminin günlerinde ortaya çıktı. Fransa, Lübnan'ın İsrail tarafından işgaline karşıydı ve buna en sert tepki veren ülkelerden biriydi. Lübnan'ı korumak benim boynumun borcudur falan filan. Lübnan biliyorsunuz zaten Fransa'nın eski sömürgesi ve Fransa, Lübnan'ın adeta bir hamisiymiş gibi davranıyor. Ziyonlardan da 300 milyar euro Fransa'ya, Paris'e al paranı, husol otur. Şeytanlar işbirliği içinde. Dünyaya nur topu gibi bir ülke daha eklendi. Beygirsiz Macron bu defa kişneyebilir. Zaten kişniyor da bu defa daha çok kişnesin. Yeni Kaledonya. Sizlere geçtiğimiz aylarda bol bol haberini yapıyordum. Yeni Kaledonya'da biliyorsunuz gösteriler, eylemler var. Yeni Kaledonya Fransa'nın sömürgesi bir devlet. Ve şimdi orada ayrılıkçı sesler her geçen gün daha da yükseliyor. Fransa, Fransız hükümeti, Fransız basını Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi suçluyordu. Azerbaycan'dan istihbarat ajanları Yeni Kaledonya'da, Türk istihbarat ajanları Yeni Kaledonya'da, MIT, Azerbaycan istihbaratla beraber Yeni Kaledonya'yı Fransa'ya kışkırtıyor. Fransa'ya karşı kışkırtıyor haberleri ve iddiası Fransız'da. Fransız kamuoyundaydı ve Fransız bakanlar bunu söylüyordu. bize ne de? Ama biz Yeni Kaledonya'nın bağımsız olmasını destekliyoruz tabii. Arkada yürüyüşü görüyorsunuz. Yürüyüşlerde bayraklar ve bir bayrak, bir bayrak daha. İkisi birbirine çok benziyor. Biri Yeni Kaledonya'nın bayrağı, diğeri ise onun tıpatıp aynısı, sadece ufak farklılıklar var.
Can kardeş Azerbaycan'ın bayrağı. Yeni Kaledonyalılar Fransa'ya karşı, Fransızlara karşı gösterilerini, eylemlerini Azerbaycan'ın bayraklarıyla sürdürüyorlar. Hey be, ula, müthiş, efsane, mükemmel anlar. Fransa, sen istediğin kadar Ermenistan'da bir işler çevirmeye çalış. Bak, Yeni Kaledonya, ta okyanusun ortasındaki ülken. Sözde Fransız ülkesi ama artık orası yakın zamanda tam bağımsız olacak. Yeni Kaledonyalılar oradaki aşiret liderleri, kanaat önderleri bağımsızlığını ilan etti. Yeni Kaledonya'da orada da aşiretler sistemi var ve onların hepsi birleştiler, karar alındı. Fransa, seni istemiyoruz. Biz Türkleri istiyoruz. TB2'ler, TB3'ler, Ankalar. Yeni Kaledonya'ya çok yakışır canım. Ama dur, önce şu devlet temeli sağlamından oluşsun. Jardin Fransa'nın jardinleri oradan önce bir kovalansın. Kovalanacak inşallah. Azerbaycan çalışıyor. Selam olsun kardeşlerimize. Azerbaycan çalışıyor dedim. Elhamdülillah. Can kardeş Azerbaycan'da bu defa Karakurtlar diyarından bir haber. Somali. Somali Savunma Bakanı Azerbaycan'da görüşmeler ve birçok işbirliğinin temeli oluşturuldu. Somali, Azerbaycan ilişkiler gelişiyor. Somali biliyorsunuz Türkiye'nin Afrika'daki uç beyli ve bu noktada Türkiye dost kardeş ilişkiler yürüttüğü ülkeleri de bir araya getiriyor. Bu eksende Somali, Azerbaycan her alanda ilişkiler güçleniyor. Somali'de petrol, gaz ve diğer maden yatakları alanında Azerbaycan'dan çokça kardeşlerimiz hazır. Azerbaycan mühendis ekibi, Azerbaycan sondaj ekipleri yakında Somali'de ortaya çıkacaktır. Allah'ınıza kurban kardeşler. Somali, Azerbaycan, Türkiye bir ve beraber ileri. Yahu akşam akşam mükemmel, müthiş haberler var elhamdülillah diyelim. Bu defa Azerbaycan başka bir dost kardeş ülkeyle beraber yeni teknoloji adımları. Üç devlet bir millet dediğimiz diğer ülkemiz Pakistan. Pakistan savaş jeti JF-17C Azerbaycan'a resmen teslim edildi. Elhamdülillah. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev bu JF-17C Blok 3 Pakistan üretimi savaş jetlerini yerinde teslim aldı. Savaş uçağının içine bindi, kokpitine oturdu ve pozunu verdi. Ey daşnaklar, kaçın. Bu defa Azerbaycan Pakistan tıpalarını da sizlere çakı verecek. Pakistan daşnak uçuranları sizin için hazır. Ey daşnak sütyanlar. Nikol Paşa, çabuk ol. Bak, savaş jeti, yeni savaş jetleri geldi. 30 adet JF-17C Blok 3 savaş jeti Pakistan'dan Azerbaycan'a teslim edildi. Böyle böyle kardeşliğimiz her alanda, birliğimiz, beraberliğimiz her alanda birleşerek, bütünleşerek, paylaşarak büyümeye, ilerlemeye, karşımızdaki küffarı, bize kafa tutan kim var yok, zalimin zulmü hepsini komşutmaya devam. Ve başladık. Türkiye'nin ilk hava savunma fırkateynimiz, hava savunma savaş gemimiz TF-2000 saç kesimi çok yakında başlıyor. Üretim hattına alındı. Çok şükür Allah'ım, çok şükür ya Rabbi. Bu beklediğimiz, hayalini kurduğumuz, özlediğimiz bir andı. TF-2000 Çafrat üzerindeki çok özel radar sistemiyle beraber, hava savunma radarlarıyla beraber sevgili dostlar, 450 kilometre ve daha geniş alanda tam pot menzil sistemiyle beraber 750 kilometrelik bir yarı çapta ne var ne yok görüyor. Havada, denizde, denizin içinde kim var yok görüyor. Özellikle bu TF-2000 üretim hattı noktasında hava savunma fırkateyni. Havadan gelecek herhangi bir tehdide karşı TF-2000 Akdeniz, Doğu Akdeniz, Adalar Denizi, Ege Denizi, Karadeniz, dost kardeş diyarların denizleri, Somali, Katar, Libya, daha nerelerde neler yapacak neler. TF-2000 Destroyer'i sadece bir cephanelik olmayacak. Çünkü üzerinde yok. Hani kara savunma füzeleri, deniz savunma füzeleri, hava savunma füzeleri, denizaltı savunma torpidoları ve sistemleri, daha neler noktasında her şey üzerinde olacak. Doldur baba doldur. Roketsan'ın, Aselsan'ın, TÜBİTAK SAGE'nin, diğer firmalarımızın ürettiği ne var ne yok bunun üzerinde olacak. Ve dahi dediğim gibi az önce sadece bir cephane yığınağı olmayacak. Bu üzerindeki çok özel radar sistemleriyle beraber. Haydi bakalım.
Haydi bakalım, hazırlanıyoruz. Yunan'ın o kadar tarihi var. Sirtakilerin o tahriklerine dişimizi sıkıyoruz. Belki de Yunan bu tarihi İsrail'den aldığı güçle, Amerika'dan aldığı güçle, Fransa'dan aldığı güçle, onlardan aldığı akılla yapıyor. Hani olası bir Türk-Yunan savaşı çıksın, bir karışıklık çıksın, Türkiye buraya odaklansın. Türkiye Kıbrıs'tan, Akdeniz'den, Doğu Akdeniz'den, Filistin'den, Gazze'den, Lübnan'dan, Suriye'den, Irak'tan buradan tüm ilgisini çekip buraya odaklansın. Niyet ve düşüncesi de olabilir. Karşımızdaki küffar. Her şey her şeyi yaparlar. Yunan zaten mayın eşeği olmaya dünden razı. Mayın zirtakisi bu. Ula palikaryalar, dişimizi sıkıyoruk, dişimizi sıkıyoruk. Sabır, sabır. O sabrın sonunda ama var ya, sana öyle bir gömçürteceğiz ki o gömçürtmeden sonra artık sağını solunu kaportanı toparlayamayacaksın bizden söylemesi. Ey Zeus'un bebeleri, ey Zeus'un çocukları, öyle bir koyacak ki Olympus'un döpesine çıt diye yan yana oturacaksınız. Bekleyin, Türk'ün sabrını zorluyorsunuz, Türkler yokmuş gibi davranıyorsunuz Ege Denizi'nin Adalar Denizi'nde, ama var ya, ama var ya, hesabı toptan soracağız Allah'ın izniyle. Ve kritik bir haber. Sayın Erdoğan Biden'ı reddetti. Zirveye katılmadı. Uçağa atladı. Türkiye'ye geliyor. Ne oldu ya? Bir dakika. Amerika. Amerika'daki Birleşmiş Milletler zirvesinde Türkiye, Sayın Erdoğan ve heyet orada önemli çalışmalar yürütüldü, önemli görüşmeler yapıldı. Hem Türk evinde hem Birleşmiş Milletler genel zirvesinde birçok konu ve üst düzey yetkiliyle görüşmeler yapıldı. Liderler bir araya geldi. En son tahlilde Biden dünya liderlerine yemek verecekti. Artık son veda yemeği, buluşma yemeği, gidiyorum ben yemeği. Türk heyetiyle Amerikan heyeti arasında kapalı kapılar ardında süren görüşmelerde özellikle F-35, F-16 sürecinde birçok problemin olduğu, birçok sıkıntının olduğu, biz o yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar paramızı bir şekilde geri istiyoruz. Nakit ya da F-16 füze sistemleri, diğer sistemler aracılığıyla Amerika bunu iyice yokuşa sürdüğü herhalde ortaya çıkıyor. Bu eksende Sayın Erdoğan Biden'ın davetini reddetti, yemeğe katılmadı ve geri Türkiye'ye geldi. İpler kopma, kopmaz kopmaz ama Johnny'ler Türkiye'ye inanılmaz derecede baskı yürütüyor. Johnny'ler Ukrayna-Rusya hattında Türkiye'nin taraf olması için. Johnny'ler Amerika Türkiye'nin İsrail, Gazze, Filistin ekseninde taraf olmaması için. Bak 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 bak. Baskılar. Johnny'ler Suriye'de Türkiye'nin burnunun dibinde o beslediklerini daha da besliyor. Ve Türkiye'nin tavrını, duruşunu net olarak bildiği halde daha da karşımızda adımlar yürütmekte ısrar ediyorlar. Tüm bu eksenler olayında birçok konu ve bizim bildiğimiz bilmediğimiz, çünkü bizim gördüğümüz bir, basına yansıyan bir, yansımayan 100, 1000, 10 bin konu var sevgili dostlar. Hazırız. Hadi bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Türk heyeti Amerikan heyetini, Biden'ı protesto etti ve geri Türkiye'ye döndü. Johnny'ler elbet ama elbet kıvama gelecek. İstese de istemese de kıvama gelecek. Çünkü Rusya, Ukrayna hattı, Çin, Tayvan hattı ve şimdi İsrail, Lübnan ekseninde birçok konu ve gündem ve gelişme ve olaylar ışığında Amerika nefes almak istiyorsa, istese de istemese de Türkiye'yi iyi geçirmek zorunda. En azından karşımıza duracak adımlar atmayacak. Bizim istediklerimizi en azından temel safhada yerine getirmek zorunda. Bakacağız, göreceğiz. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Amerika Rusya karşısında Türkiye'yi daha da çok yanında istiyor dedim ve Türkiye'den acil bir ziyaret, ani bir ziyaret Rusya. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Rusya'da, Kremlin'de Rus Başkan Putin'le zirve. Arkada videoyu görüyorsunuz. Putin, devlet başkanı. Numan Kurtulmuş, meclis başkanı. Nasıl oldu bunlar denk değiller? Normalde Putin Numan Kurtulmuş'la görüşmezdi. Ama burada sanırım Türk heyetinden büyük bir haber Putin'e. Büyük bir görüşme zemini noktasında Putin'e haber ulaştırılmış olabilir. Nasıl? Amerika. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Amerika ziyareti, orada Rusya-Ukrayna savaşın bitirilmesi ekseninde Numan Kurtulmuş acil olarak Moskova'ya gidiyor, Kremlin'de Putin'le görüşüyor.
Büyük ihtimal bu konu görüşülmüştür. Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya-Ukrayna barış masasının tekrardan görüşülmesi ve masanın kurulması. Bu talep büyük ihtimal Rusya'dan gelmiştir. Rusya'dan bu talep geldi ki Erdoğan acil olarak meclis başkanını Rusya'ya, Kremlin'e gönderdi. Görüşmeler yapıldı. İddialar bu yönde ama işin muhteviyatı, işin olacak olan konular, gündemler birçok eksende. Suriye konusu, Akdeniz, Doğu Akdeniz konusu ve Lübnan'da başlayacak olan yeni bir gerilim, İsrail'in Lübnan'a saldırı, işgali, tüm bu olaylar ışığında Rusya-Türkiye görüşmesi acil olarak yapılmış olabilir. Her an her olay yaşanabiliyor, her an gelişmeler oluyor sevgili dostlar. Orta Doğu geçmişten bugüne binlerce yıldır kaynayan bir kazan. Kaynamaya devam ediyor ve bu kazan durmayacak, kıyamete kadar kaynayacak. Ama o kazanın başında, o kazanı sakinleştirecek olan, o kazanı kontrol altına alacak olan Türklerdir. Türkiye'dir, bizik Allah'ın izniyle. Türkiye, Türk Birliği, Türkistan Birliği çerçevesinde teknolojilerde gelişmeye, ilimde, bilimde, fende her alanda ilerlemeye ve birliğimizi artırmaya, hele ki bu zor zamanlarda daha da safları sıklaştırmaya devam diyoruz. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki gençlerimiz, öyle bir dönemden geçiyoruz ki anneler, babalar, gözümüzü 2 değil, 10 değil, 100 açmalıyız. Evlatlarımızı sağlam yetiştirmeliyiz. Evlatlarımızı bu değişen ve dönüşen dünyada L'ler, G'ler, B'ler, T'ler ekseninden onlardan korumak için, Ziyonların ziyonluklarından korumak için, küre kafalıların farklı bir toplum, cinsiyetsiz bir toplum, değişik bir toplum, onların kontrolünde bir toplum, bir millet, bir insanlık yapmasını engelleme adına bizler çekirdek aile, yani anne baba çocuklar olaraktan birbirimizi korumalı, öğütlemeli, anlatmalı, doğruyu göstermeli. Çünkü zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlar daha da zorlaşabilir. Her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Ve evlatlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz, geleceğimiz onlara Türk'ün örfünü, adetini, geçmişten aldığı güzellikleri geleceğe aktaracak yönde ve küffarın yaptığı zalimlikleri ve batılın yaptığı zalimlikleri her daim anlatmalıyız. Ve dahi Fransa'yı, Almanya'yı, İngiltere'yi, Amerika'yı, Kanada'yı, Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, diğerleri. Onlar sana şirin gözükebilir. Onlar sana hihu yapabilir. Ne diyoruz? Sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.